Sokaktan hakikaten yani bu robotlarla ilgili ciddi bir endişe var. Hatice Köse hocamıza soralım. Yani Nava Can bunlardan birisi değil. Ama diğer robotlar da herhalde bu kadar korku saldığına göre bunun da nedenini akademik bir bakışla nasıl yorumlamak lazım? Ya şöyle düşünüyorum, insan bilmediğinden korkuyor. Yani Çok güzel. orada bir şey var, benden daha akıllı olabilir, daha çok şey yapabilir ya benim yerime geçerse. Ama yani insanla temin etmek istiyorum. Burada ekrana da gelecek birazdan. Nao Can'ın da görüntüsü burada. Yani şöyle bir şey var, biz her zaman robotları insanlara yardımcı olarak kurguluyoruz. Yani hiçbir zaman insanlığın yerine geçmeyecek ama insanlığa yardım edecek. Zaten robottan çıkma hikayesi de bu. Yani sizin işte kirli, tehlikeli gördüğünüz işleri, yapmak istemediğiniz işleri sizin yerinize yapmak üzere aslında biz onları. Endüstride de mi böyle? Yani orada Tabii ki. üretim bantlarında da değil mi? Tabii. Yani Yani hızlandırıyor ama tabii. orada bir iş kaygısı var tabii. Yani o geldi ben gidiyorum gibi. Belki Şöyle bir oradan şey başlıyor. var. Hani daha önceden de aslında bunu sizinle konuşmuştuk. Hani robotlar bir takım meslekleri yerinden edecek mi? Ben şöyle düşünüyorum. Yerinden etmeyecek ama o meslekleri değiştirecek. Değişti, dönüşecek, bir şey olacak. Dönüşecek. Çünkü o meslekler içine teknolojiyi alacak şekilde daha gelişecekler. Yani insanlar bazı yani hardcore işleri yapmayacak. Daha rafine işler yapacak. Daha ağır işleri robotlar yapacak ama insanlar kendi işlerinin içine bu robotları alacak şekilde ya da yapay zeka teknolojiyi alacak şekilde güncelleyecekler. Mesela öğretmenler artık işte akıllı tahta kullanıyor, tablet kullanıyor. Bu öğretmenliği öldürdü mü? Hayır. Yok. Doktorlar eskiden kağıtlara hasta Evet. kayıtlarını tutuyordu. Artık bilgisayara tutuyorlar. Bu ya da medikal diagnoz sistemleri var. Bu doktorları asla işinden etmez. Ama doktorun işini daha kolaylaştırır. O Yani görüntüleme servisleri vardı. Hani gidersiniz kontrol ederler röntgenden başlayarak. Şimdi değil mi? Mikro şeyler, kameralar belki tabii. Yani vücudumuzda bu doktorun olacak. işini aslında kolaylaştırıyor. Daha az zaman harcamasına sebep oluyor. Aslında bizim için iyi bir şey. Yani hani bu 10-15 senedir sorulan bir şey sürekli. Hani bir robotlar kaç liraya aldınız? İki robotlar dünyayı ele geçirecek mi? Yok, geçirmeyecek. Yani temin ederim. En azından bizim robotlarımız geçirmeyecek. Ha, insanlar robotları kullanarak dünyayı ele geçirir mi? O da olabilir. İnsanlar cep telefonlarını kullanarak da dünyayı ele geçebilir. O da bir şey söyleyemeyiz. Ama robotlar, hiçbir tanıdığım robotun böyle bir düşüncesi yok. Yani hani dünyayı ele geçirip de insanlığa zarar vereyim, bugün sabah kalktım birkaç insan keseyim diye bir şey yok. Ama zaten onlara aklı enjekte eden de yapay zekayı hazırlayan da biziz yani kötü ellerde olur mu diye. Belki kaygıları o mu? Bu kadar büyük Şöyle bir şey teknolojiyi var ama. kötü niyetli insanlar hani Hiroşima'ya atılan bombayı mı düşünüyorlar? Orada belki bulunmak istenen başka bir şeydi ama sonra kim nasıl kullandı? Bir de hani bizim sokaktaki insanımızın aslında bir suçu yok. Yani dünyanın her yerinde böyle. Yani İngiltere'ye de gitseniz, orada Değil mi? mesela işte Sağlık Bakanlığı'na bir robot sunuyorsunuz. Onlar diyorlar ki ya bizim işçilerimizin işini elinden alırsa. Yani onlarda da aynı şey var. Hani sonuçta bu eğitim ya da eğitimsizlikle ilgili değil. Bizde şey var, robotlar benden daha iyiyse, yapay zeka benden daha iyiyse benim yerime geçebilir mi? Ben de hani insanlığı temin etmek istiyorum. Böyle bir düşünce yok. Şu anda biz onları yardımcı sistemler olarak kurguluyoruz. İstihdamda mesela şu anda robotların insanların yerine geçmiş olmasını istatistik olarak koyarsak öyle bir tablomuz da var bizim. 2016'ya ait bir veriler var arkadaşlar. Onu verebilir misiniz? Hani gelişme o hızlı seyrediyor ondan mı çekiniyorlar? Belki Mustafa Bey sizde de vardır o rakamlar. İstihdamın kaçta kaçını robotlar gerçekleştiriyor. Şöyle bir tablo var. Sanayi üretiminde robot kullanımı artıyor. 10 bin çalışana düşen robot sayısı. Güney Kore çok yüksek. Yani 10 bin çalışanın karşılığında 631 var. Bu 2016'dan daha yenisini bulamadım ben. Ama uluslararası bir çalışma. Singapur var ikinci. Almanya, Japonya böyle görüyorsunuz. Yani Çin mesela bu kadar tabii kalabalık ama bir de Amerika'yı tehdit eden bir üretim hızı var. Türkiye dünya ortalamasının altında Çin'deki robot uygulaması. Hindistan öyle. Burada demek ki Güney Kore'yi ve Singapur'u siz de kabul ediyorsunuz herhalde. Almanya ve Japonya'yı böyle bir ayrı tutmak lazım. Türkiye nerede? İlginç o ikincisine gelebilir miyiz? Bir de şöyle bir şey var. Siz her Buyurun. zaman kazanç odaklı çalışırsınız. Eğer robot kullanmak daha kazançlıysa size Değil uzun mi? şeyde robot kullanırsınız. İnsan kullanmak daha kazançlıysa insan kullanırsınız. Hani benim görüşüm
uzun vadede insanlar kendini daha geliştirecek ve hani daha basit işleri robotlara bırakıp kendileri daha sofistike işlerle hocam bu da robot kullanımında dünya ortalamasının altındaki ülkeleri gösteriyor. Hı hı. Aynı şey yani burada işte 74 dünya ortalaması, İngiltere 71, Çin değil mi? Portekiz, hı hı. Macaristan gidiyor. Bakın Türkiye de orada 23 ortalamanın altında tabii ama yani Arjantin'den, Yunanistan'dan, Romanya'dan fazla, Estonya'ki yazılımda... Ama gittikçe daha iyi çalışmalar yapılıyor. Yani özellikle endüstriyel robotlar açısından, medikal robotlar açısından daha çok kullanıma açılıyor. Evet. Demek ki yani bir, bizde çok da şey değil, çok uzak değil. Yani kullanımı artan oranda devam ediyor. Bir de daha hızlanacağını düşünüyorum. Yani buradaki hani... önümüzdeki 5 yıl içinde ben çok daha hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü donanımdaki para gittikçe azalıyor. Hı hı. Çok daha az paraya daha iyi donanım alabiliyorsunuz. Yazılım da bunu takip ettiğinde aslında belki bir 5 sene içinde hepimizin evine robot girecek. Gece. Hani bu robot dediğinde sadece işte insana benzeyen robotları düşünmeyin. Rumba, yani temizlik robotları da var. Onlar evlere giriyor. Tabii.